yaklaşıyor ama neyse. Pek fazla işimiz kalmadı. Ay. Dur. Dur 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 ben doğrayayım dur. Abla bırak sen Allah aşkına. Otur birazcık ben yaparım. Yo. Etin sosunu ben yapacağım. Evlilik yıl dönümümüz için özel bir şey olmalı. İyi ben anlamam zaten sostan mostan. Senin anladıkların sana yeter Eminecik. Ağlatan soğanları saymazsak mutfakta hiç canımız sıkılmaz Emine. Soğandan mı korkacaksın? O senden korksun Nurhayat abla. Murat'tır. Ben bakarım. Bence bu asrın hatası olur. Ne o? Selam sabah yok mu kızım? Aman da aman. Ay dolmalar kraliçesi de gelmiş. Hoş geldin anneciğim. Yaprak sarması damat için. Üstünden yiyip de bozmayın ha. Hani haritadan silmiştin Kemal'i? Torunlarımın babası. Ne diye sileyim kızım? Karışmıyorum kimsenin hayatına. Anne, balayı dönüşü el öpmeye geldiğimiz gün geldi aklıma. Açma şimdi eski defterleri Nurhayat. İyi tamam, nostalji yasak. Unuttun tabii yaptıklarımı değil mi? Babanı ikna edene kadar akla karayı seçen kimdi? Hı? Açma eski defterleri anneciğim. Nurhayat abla. Bak yine nasıl tanıştınız diye soracak. Öyle mi? Nasıl tanıştınız? Hele bir anla. Bana dua etsin. Babası Nuh demişti de peygamber dememişti. Hiç gözü tutmamıştı Kemal'i. Niye? Maşallah işi gücü yerinde. Doğru. İyi de bir baba oldu. Her şey değişti. Bir tek babam değişmedi anne. Çok istikrarlıdır albayım. Bakıyorum. İstikrar önemli. Albayım için şart. Torunları boyu kadar oldu. Hala ısınamadı Kemal'i anne. Anne. Anne anne anne. Ha? Koş. Koş. Canım. Anne sürpriz yumurta yok mu bugün? Var var da. Bana bak sen ne sürdün bakayım. Babamın parfümünü. Eskiden yalnızca kolonya kullanıyordu. Parfüm seviyor artık. Yarın beraberiz. Aha. Bütün gün. Bir de küçük bir sürprizim var sana. Söylesem sürprizim mi kalır? Yarına kadar sabret. Yok bu akşam olmaz. Kızıma söz verdim biliyorsun. Bu akşam kesinlikle evde olmam gerek. Nasıl bu kadar kesin konuşuyoruz? En azından bir süre beraber olabiliriz. Kaç gündür göremedim çocukları. Ben eve gittiğimde çoktan yatmış oluyor üçünü. Anlıyorum. Ama beni de düşün. Ben de seni özlüyorum. Nurgül mutlaka eve gel baba deyince kıramadım. Ama yarın. Bak yarın mazeret istemem. Dişim ağrıyordu uyuyakaldım saatim çalmadı istemem. Yarın. Tamam hayatım. Yarın birlikteyiz. Tamam anne tamam bakarım ateşine. Hadi gideceksen oyalanma bak dünya kadar işim var. Kovulduk ama hadi neyse. Bu kadar hazırlık yaptın. Kemal'in haberi vardır inşallah. Anne sürpriz bu. Haberli olur mu hiç sen de bir hoşsun yani. Evin yolunu unutmamıştır inşallah. Ya gene geç gelirse ne olacak? Anne inan ki sorun yok. Nurgül sabahtan aradı babasını. Akşam vaktinde gelirim demiş söz vermiş. Madem eminsin boşuna yormayayım çenemi. Anne evlilik yıl dönümüm neden yapıyorsun bunu? Nurhayat kızım hiç mi merak etmiyorsun kocanı? Anne lütfen. Peki sustum. Ya Kemal'in başını kaşıyacak vakti yok. Bir de ben mi üstüne gideyim istiyorsun? O kadar hazırlık yaptın hep alacak diye üzülüyorum. Hadi merak etme. Kemal söz verince yapar. Kızına verdiği sözü mutlaka yerine getirir. Geleceğim dediyse gelir merak etme hadi. Canım hadi. Hadi anneciğim. Selam söyle babama. Olur tamam. Ne
Gördük gördük. Ya nasılmış? Sonunda aldırmışsın. Kutlarız. Nasıl ama taş taş. Deve mi bu? Yok deve. Camel Bot'un pabuç çoktan dama atıldı. Harley ya. Vay bir bakayım. Kızım herkeste aynı önden var. Kırık ayak gibisiniz. Öyle mi? Bak bir etrafına. Bir de övünme boşuna. Ne diyorsun sen ya? Nereden başlayacağız hocam? Nasıl bir yol izlemeli? Tam da onu düşünüyorum. Çocukların hevesine baksanız. Vakit kaybetmeden bir yerden başlamak lazım. Basketbol heveslisi çok gerçek. İş bize düşüyor. Çocukları doğru yöne kanalize etmek gerek. İstekli olmak birinci koşul. O tamam. Ancak azimliler mi? Basketbol çalışmak ister, hırs ister, sebat ister. Takım için bize asıl onlar gerekli. Koçsizsiniz. Siz ne derseniz o. Bir an önce seçmeleri yapalım diyor. Az çok bir fikrim oluştu. Bugüne dek beklediğim size apar topar davranıp bir hata yapmayalım diye. Artık oyalanmıyor. Dikkatli bir seçme yapalım. Basketbol takımımızı bir an önce kuralım. Nurgül, kızım şu çiçeği de mi kenara alsak ha? Bence tümüyle kenara alalım. Yani odanın dışına. Ay ne bu şimdi ağaç gibi. Anlaşıldı, bırak kalsın bırak. Ukala. Emine Hanım sen renkli peçeteleri getir, şunları değiştirelim hadi. Nur Hayat abla kılı kırk yarıyorsun sen de ha. Ay. Anne Sema bir bot almış. Görsen o kadar müthiş ki. Evladım bak baban birazdan gelecek. Git şu üstüne düzgün bir şeyler giy hadi. Emine abla, annem yine sağırlaştı. Bilirsin, istemediği zaman hiç duymaz. Hanımıma laf yok. Karıştırmayın kafamı. Nurgül git dolapta buz var mı? Bak bakayım, çabuk. Babama çıtlatsam mı bugün? Tam sırası. Reddetmesi olanaksız. Çıkarcı seni. Çok güzelsin bugün anneciğim. Teşekkür ederim. Salaş oğlum da geldi işte. Tipik davranışı çanta fırlatmak. Evladım bugün bari yapma şunu. Öf ziyafet var ha. Evlilik yıldönümü diye bir şey duydun mu sen? Ahmet çabuk duşa, ter kokuyorsun sen. Anne öf ya. Ay sabırlı ol, sofrayı bozma, babam birazdan gelecek canım. Anne okulda basket takımı kuruluyor. İyi. Ben de basket topu isterim. Maydanoz olma ufaklık. Emine Hanım. Salataya maydanoz koymayı unutmuşsun. Anne ben de seçmelere katılacağım. İyi 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 güzel. Hadi doğru duşa marş. Al Emine Hanım. Çabuk ya. Çabuk. Üf. Sen de git Üf. Üstünü değiştir. Ay, ben de gidip üstüme bir şeyler giyeyim. Emine Hanım yakala. Her şey senin için ve annem için. Canım. Koş koş koş.
Kaç yılı devirdiniz? Örnek evlilik diye ben buna derim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ben de öpeceğim baba. Kocuğun beni. Ne kadar şanslısınız. Ya o da şaşırdım tabii. Tamam. Sürpriz oldu gerçekten. Gerçekten çok şanslısınız. Daha nice yıllara. Rica olsun sen. Kemal şokta çocuklar. Acilen bir ambulans çağırmamız lazım. Kemal'cim. Kemal'cim gelir misin biraz? Bu senin. Layık değil ama nice yıllara canım. Çok güzel bir yüzük. Çok zevklisin Kemal. Çok kilo aldım tabii. Senin kabahatin değil. Olmadı. Önemli değil. Bilemezdin ki. Hiç olmazsa serçe parmağıma uydu. Bir çaresini buluruz. Parmağına göre ayarlatırız. Nurhancığım, bu da bizden sürpriz ikinize. Tek derste İngilizce kasetim. Sağ ol, almayayım. İzle de gör, ondan sonra karar ver. Hadi o zaman seyredelim. Bakalım ne çıkacak içinde. Tamam, şantaj kaseti falan olmasın da dur çocuğum. Ben de merak ettim. Ay ne şenlik gibi gece oldu. Ya hakikaten. Ne çıkarsa bahtımıza. Hoşlarına gelecek kadar. Çok hoş. İnanmıyorum. Aa! Murat, kucağımdaki Murat. Ay. Ay, 3 yaşındaydı o zaman. Baba ne kadar gençmişsin. Ben de ipincecikmişim ama. Vurma ya. Ben de ipim. Örnek evlilik diye buna derim işte. İkisi de şanslı değil mi Kemal'cim? İstediğim yüzük. Çok şanslıyım. Ne kadar zevkli bir adam olduğunu bilmez miyim hiç? Kaseti izleyince çok şey geçti aklımda. Sen neler düşündün? Halime bak, 3 çocuk annesi oldum. Tanıştığımız günleri anımsayınca İnanamıyorum biliyor musun? Okulu bıraktığımı, seninle evlendiğimi, bu yüzden babamı bile karşıma alışımı. Ah, sonra Nurgül doğdu. Nurgül bebekken hiç unutmuyorum. Sütü bakkaldan veresiye alıyordum. Çok utanıyordum ama. Mecburduk buna. Kira evlerinde, borç içinde. Sevgi olmasaydı
Nasıl katlanırdık buna? Nasıl gelirdik bugünlere? Çok yorgunum Nur Hayat. Yatsam iyi olacak. Sağ ol yüzük için. Zayıflarsam olur belki. Çocuğum. Anneciğim günaydın. Günaydın. Hemen oturuyorsun. Yumurta yelmeden çıkılmayacak. Tost da geliyor şimdi. Hapşırık ha. Gene mi hapşırık? Ha, gene mi? Hiç bilmedi ki. Sana ne? Aç bakayım ağzını. Murat hapşırıyorsa bil ki yağış var demektir. Anne ben okula gitmeyeceğim. Şşş, ne demekmiş o öyle? Yani okulun suyu. Aç bakayım ağzını. Sütünü iç bakayım hadi. Bak dün besleri buldum internetten, söyleyeyim mi? Aha. Ahlaksız bir şeyse biber sürerim ağzına. Evet, tam biberlik. O internet kablosunu kessem nasıl olur acaba? Ha? Hadi çabuk gel, okula yetişeceğiz. Hadi aç ağzını, aç. Aç bakayım. Hadi bakalım. Anne ya. Hayatım, çocuklar çıktı. Kahvaltı hazır. Yumurtan da tam istediğin gibi. Kayısı hadi canım. Çıkacağım Nur Hayat. Kahvaltı kalsın. Hayatım hiç kahvaltı yapmaz oldun. Ver bana. Kahvaltısız çıkmazdın eskiden. O eskidendi. İyi uyuyamamışsın sen. Belli. Bari aç acına çıkma. Çıkacağım dedim Nur Hayat. Anlatamadın mı? Ne o? Neden baktın öyle? Kötü bir şey mi söyledim ben? Israrından hoşlanmıyorum. Israr etmedim. Sordum sadece. İyi. Kemal, ne bir şey soruyorum sana, ne de... Ne sormak istiyorsun? Yok bir şey. Ne diyeceksen açıkça söyle. Sormazsın. Ama o bakışın var ya... Hep üzerimde sanki. Kemal, sorun ne? Niçin bütün bunlar, söyler misin? Bunca yıl çalış... Yıllardır koşturdur. Niçin ha? Bıktım artık, anlıyor musun? Tıkandım artık. Yeter! Kemal, ne söylemeye çalışıyorsun? Hı? Derdin mi? Günlerdir çocuklar yüzünü göremedim. Konuşmak istesek sekreterinden randevu almamız gerekiyor. Ailem için bile. Çocukları bahane etme. Kendi adına konuş. Karınım. Sormaya hakkım yok mu? Hesap mı vereyim? Bunu mu istiyorsun? Ailen mutlu. Kendi başlarına çok mutlular nasıl oluyorsa. Koca olarak yoksun. Baba olarak yoksun. Hayatımızda yoksun sen. Evet, çok mutlu bir aileyiz biz Kemal, ama sensiz. Kes, alaycı konuşma. Aa, kes öyle mi? Kes. Sormaya hakkım yok mu ha? Ne yapmak istiyorsun sen? Anlatmıyorsun, konuşmuyorsun, bildiğin gibi davranıyorsun. Böyle mi devam etsin istiyorsun ha? Bırak artık yakamı, bırak. Ne? Bittim ben, tükendim dedim. Ne istiyorsunuz benden? Asıl sen ne istiyorsun bizden Kemal? Her gece pencere önünde seni bekliyorum. Gelecek mi? Bu gece kaçta gelecek? Acaba nerededir? Bencilliğin yeter! Bencillik değil. Sıkıldın mı? Biz de seni beklemekten sıkıldık Kemal. Ya öyle mi? Evet öyle. Tamam. Kökünden halledelim bu işi. Artık beklemeyeceksin.
Çünkü gidiyorum. Gidiyorum. Bu evden gidiyorum. Duydun mu? Buraya kadar. Bekleme artık pencereyi. Çünkü gelmeyeceğim bir daha. Kemal. Kemal, dur. Dur. Ne demek istiyorsun? Bir daha gelmeyeceğim de ne demek? Bırak beni. Kemal, konuşalım. Ortada bir şey yok. Ortada bir şey yok. Yok. Var. Çok şey var. Ne anlattın deminden beri? Bırak. Bu evlilik bitti. Hayır. Çoktan bitti. Yok. Yok, bitmedi. Hayır Kemal. Biraz kal. Konuşursak. Alo Nur Hayat. Efendim anne. Orada mısın kızım? Evet. Nasıl geçti geceniz? Kemal şaşırdı mı sürpriz var? Anlat, merak ettim. Çok güzel geçti anne. Her şey çok güzeldi. En güzel yıl dönümümüzdü bu. Öyle mi? Çok sevindim. Bir de yüzük almış bana. Çok güzel ve zarif. Biraz dar geldi ama olsun. Hep söylerdi. Sen pırlantalara, elmaslara layık kadınsın diye. Nice yıllara kızım. Hadi babam mızmızlanıyor yine. Bak az konuştuğu işaret ediyor. Tamam. Murat düzeldi mi? Ateşi var mı? Ay, herkes iyi anneciğim. Herkes mükemmel. Hiç sorun yok. Hoşça kal. Sesin niye bozuk senin? Anne, görüşürüz sonra. Öğleyin görüşelim mutlaka. Çok önemli, evet. Evet, bir gelişme oldu. İkimiz için de çok önemli. Tamam. Kemal Bey, eşiniz geldi. İçeri alabilirsiniz. Buyurun hanımefendi. Hoş geldin. Kemal. Kemal, duramadım evde. Herhalde büyük bir hata yaptım. Ne yaptım ben? Nur Hayat. Daha nasıl anlatayım? Dinlemeye geldim seni. Seni düşünmüyorum sanma. Ama daha çok çocuklarım. Onlar... Bir süre kafanı dinlemek mi istiyorsun? O zaman öyle söyleyelim çocuklara da. Her evde olan şeyler. Büyütmeyelim bunu Kemal. Biraz sinirlendin. Belki haklısın. Geç geliyorsan işin vardır. Dinle beni lütfen. Bu sadece bizim başımıza gelen bir şey değil. Bitti Nur Hayat. Bitti. Sen de biliyorsun bunu. Yıllar eskitiyor işte. Yıpratıyor. İstemesen de. Yani bizim elimizde değil. İkimizin de. Sana aşıktım. Evet. Onca kızın içinden seni seçtim. Sınavda onun için yardım ettim.
Çünkü farklıydın sen. Akıllıydın. Bir duruşun vardı. Herkesten farklı bir tarzın vardı. Sonra aylar sonra Mehmet'e açtım bu konuyu. Seni yani. O şey dedi. O kızın hamuru iyi. Doğru. Çok hoşuma gitti. Öyleydin. Yine de öylesin. Zamanla değiştik işte. İkimiz de. Hayatımıza bir bak. Neyi yaşadığımıza bak. Uzaktan kumanda. Haber programları, yarışmalar, magazin programları. Kim kiminle birlikte, kim soyunmuş, kim neresini açmış. Televoleler, aynı ahbaplar, aynı yıl dönümleri. Vaktinde yat, vaktinde kalk. Saat gibi kurmuşuz kendimizi. Sanki hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek artık. Her şey aynı kalacak. Dayanılmaz bir şey bu. Bir şey söylemeyecek misin bu hayat? Yüzük için biraz daha dikkatli olabilirdin. Abla nereye gidiyoruz? Şu öndeki aracı takip et. Ne? Vallahi hep derlerdi de inanmazdım. Film gibi ya. Tizan'a gitse yine peşindeyim. Merak etme sen. Abla, araba duruyor. Sen saklan, soteye yat. Görecekler abla. Tamam. Gidebiliriz. Hadi hayırlısı. Takip başlıyor gene. İzliyoruz değil mi abla? Biz geri dönelim şoför bey. Geri mi dönelim? Lütfen. Abla oldu mu şimdi ya? Tam da filmin en heyecanlı yerindeydik be ablacığım. Ne yapalım? Açıkçası ben de bir hediye diye düşündüm. Demek evi terk ettin. İnanması zor ama öyle. Canım benim. Senin için zor olmalı. Evet zor. Nur Hayat'la konuştum, anlattım. Kararlı olduğumu anladı sanırım. Çok da sarsıldı ama mecburdum bunu. Ben de kal artık o zaman. Bir süre otelde kalmayı düşünüyorum. Seni sıkmak istemem. Haklısın. Ama biliyorsun, kapım sana her zaman açıktır.
Sana destek olacağımı da biliyorsun. Beni sıkacağını asla düşünme. Kendimi toparlarım. Zamana ihtiyacım var Alev. Zamana. Sabredeceksin biraz. Kolay değil. Bir anda olmuyor her şey. Ya çocuklarım? Onlar ne olacak? Hiçbir şeyden haberleri yok. Nasıl anlatacağım çocuklarıma? Bir süre daha anlayış bekliyorum senden. Şu spor badilere bir bakalım. Abi ben acıktım ya. Gel girip hepsini deneyelim. Almak şart mı yani? Havamız olsun. Bak bak, şu lacivert ayta var. Güzel bir body istiyorum. Altını üstüne getirelim buranın. Alabileceksin de sanki. Babam alır bana. Vay be, ne söz babalar vermiş var ya. Kızlarla çıkmayacaksın. Ay, vitrinlere böyle yapışık kalıyor. Şuna bak şuna. Yukarı çıkıp bir şeyler yesek ya. Kızlar hadi. Kızlar hadi ya, biz acıktık. Ya bir dakika. Hadi ya. Annemi kandırıp getirmem gerek buraya. Çok güzel şeyler var. Vay be, Ebru Cündübeyoğlu lan bu. Allah neler yaratıyor ya. Hey, hiç mi manken görmediniz ya? Ekrandakinden daha da güzelmiş. Ne vücut be. Yiyecekler kızı. Oğlum, Nurgül ortaya bir çıksın. Hepsini ufalar abi. Saçmalama. Zaten ya, girip çıkan kızlara baktım da neyimiz eksik onlardan? Bu iyi bir ajans bir kere. Manken ajansı deyince hepsi aynı değil. Çoğu ünlü manken buradan çıkmış. Evet ya, güzel bir yerde. Fotoğraf çektireceğiz, o kadar. Bir de başvuru parası var. O kolay. Babamdan alırım parayı. Bir tanecik kızını kırar mı? Babama mankenliğe başvuracağım mı diyeceğim. Asla izin vermez. Utandım, soramadım ki. Başvuru ücreti ya çok fazlaysa? Bilmiyorum. Babamı düşünüyorum. Bana çok güvenir. Duyarsa çok kırılır gerçekten. Bir kere söyleyecek olmuştum, lafı ağzıma tıktı hemen. Çok ödleksin Nurgül ya. Dereyi görmeden paçaları sıvama yani. Dur, daha müracaat bile etmedik. Yani ya olursa, o zaman ne yapacağız? Onu da o zaman düşünürüz. Amma pısırıkmışsın sen ha. Kim? Ben mi? Yani eve söylememek güzel mi? Pısırıklıkla ne ilgisi var? Tamam. Hele bir başvuralım da nasılsa ikna ederim babamı. Akşam ararım seni. Ya da yarın. Başvuru parasını da bildiririm. Yaşasın. Bir de oluyor mu Sema? Kitapların hepsini çöpe atmayan eşek. Ağzını topla. Hop oğlum hop. Hop hop hop. İşleri ya koçum. Ne diyorsun siz ya? Biz ikeriz mi sandın? Ya cıvmayın oğlum. Biraz sıkar prenses bu, kolay mı lan? Yarın antrenman kaçta? Göz antrenmanı mı? Ya oğlum koç yakar bizi, bırakın dalgayı ya. Servisi kaçıracağım sizin yüzünüzden. Anne! Ben geldim. Kimse yok mu? Anne! Ben geldim. Anne! Buradayım. Bir saattir sesleniyorum. Buradayım Nurgül. Duştayım evladım. Çıkarım birazdan. Bak neler anlatacağım sana. Bir mağazaya baktık anne.
Bir görecektin. Çıkıyorum. Konuşuruz. Tamam anne. Saatler olsun anne Sultan. Pek de tatlıymış. Sağ ol da. Hayırdır Nurgül, nereye gidiyorsun? Aman anne, öylesine giydik işte. Nasıldı okul? Hep aynı. Murat'tır, sen kapıya bak, ben de giyineyim. Gel güzelim. Dilini mi yuttun bıcırık? Ne oldu sana bakayım? Üşüyorum. Anne, bu yine ateşlenmiş. Canım. Babamı niye aratmadın anlamadım. Biz hallederiz dedim sana. Uzatma Nurgül. Çocuk yanıyor. Her zaman babam götürürdü. Ne vardı arasaydık? Uzatma dedim. Anne bir tuhaflaştın yani. Kızım işi var adamcağızın, anlatamadık sana. Tamam sustuk. Anne sustum tamam. Gömleği iyileyebilirsiniz. Ben yaparım anne. O kadar sık hastalanıyor ki artık korkmaya başladım. Nesi var çocuğum? Soğuk algınlığı. Ama haklısınız, bağışıklık sistemi zayıf. İnanın bütün kışı ateşli geçirdi. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Söylediğim gibi ilaçlarını kullanalım. Size yazacağım iğnelerden her gün bir tane yaptırın. 2 gün içinde toparlar. Haftaya da kontrole bekliyorum. İğne olmam ben. Anneciğim ama doktor amca ne diyorsa onu yapacağız. Olmayacağım. Bıcırık, ateşin var. Başka çaremiz yok. İlkini burada yapalım. Peki doktor bey. Olmayacağım işte. Anne gidelim. Bak. Olmayacağım işte, bak canım, olmayacağım. Korkuyorsun, biliyorum. Acıyacak diye. Evet, acıyacak olmayacağım biraz. Olmayacağım işte. Yalan mı söyleyeyim sana? Ama bazen acıya da katlanmak gerek. Bunun için de cesaret. Tamam mı çocuğum? Şşt, cesur olabilecek misin? Hı? Hadi. Olmayacağım işte. Şşt. Olmayacağım anne. Olmayacağım. Hadi. Hadi olmayacağım. Ya. Anne. Bitti tamam. Olmayacağım. Tamam hayır. Canım. Hayır. Tamam kuzum. Anne. Tamam. Cesur oğlum benim. Doktoru kadrolu almak lazım bu eve. Neyse uyudu bıcırık. Şimdi gidip çayları getireyim de biraz kendimize gelelim. Ha, üstünü ince örseydin. Anneciğim, ben de anneyim artık. Biraz güven bana. Peki. Annesi tamam da babası yok mu bu evin? Nerede kocan? Ah, karışma Haşim Bey. Çocuğu hasta, ortada yok. Nasıl iştir bu? Baba Kemal'in işi yoğun bu aralar. Bilmiyor musun? Geç gelecek biraz. Otomotiv sanayini Kemal mi kurtaracak?
Mütemadiyen geç geliyor. Duyuyoruz. Evveliyatından belliydi. Değişir diyordun, değişmedi. Sorumsuzun teki. Karışma dedim. Her evin kendine göre bir düzeni var. Karışma deyip durma. Bir tek kızım o benim. Nurhayat, var bir şey bu evde. Neler oluyor? Hiçbir şey yok baba. Ben çayları getireyim. Bırak çayı şimdi. Rahat bırak kızımı. Rahat bırak bırak dedin de böyle oldu. Söylemiştim ikinize de. Bu adamdan koca olmaz. Dinleyen kim? Dediğim dedik, çaldığım düdük. Baba yetmedi mi? Açmasan olmaz mı aynı konuyu? Burnunun dikine gittin. Israrla durdum üzerinde. Dinletebildik mi? Okulunu bıraktığında ne oldu? Ha? Bu adamla evlenmek için değer miydi? Yazık ettin kendine. Yıllarca hesap verdim sana baba. Bu benim hayatım. Karışmayın artık bana. Ne halin varsa gör öyleyse. Hadi. Çekil, ben yaparım. Anne tamam. Sen gider misin lütfen? Bir yere gitmiyorum. Herhalde hayatımın sonuna kadar hesap vereceğim babama. Ah bir sihirli değnek olsa. Her şey değişiverse. Nurhayat, bir şey olmuş. Hiç böyle konuştuğunu duymadım senin. Yüzün de gülmedi hiç. Annene anlat bari kızım. İçinde tutmazdın. Ne oldu söylesene. Murat anne, Murat. İkide bir ateşleniyor. Ödüm patlıyor. Beni aptal sanma. Murat doğduğundan beri hep nezle, grip, bronşit. Mesele başka. Belli bu. Baban gibi bir adamı 40 yıl idare ettim kızım. Söyle, kocanla sorunun ne? Anne. Anne senaryo yazar gibisin. Her şey yolunda. Tamam. Hadi geç otur. Babam tek başına duramaz. Sıkma canın. Çocuklara takılıyor aklım. Biliyorum, haklısın aslında. Anlıyorum, en azından anlamaya çalışıyorum. Eşin için de zor tabii. Bilemiyorum ama yine de uzatmadığın iyi oldu sanki. Dürüst davrandın sen. Oyalasaydın daha mı iyiydi? İstesem de yapamazdım Alev. Öyle sürdüremezdim. Evi onlara bıraktım. İyi etmişsin, doğrusu da bu. En sevdiğim yanın da bu, biliyor musun? Dürüstlüğün ve sorumluluklarını hiç unutmaman. Senin de başın dinç olacak, onun da. Yalana dolana da uygun bir adam değilsin ki sen. Karın için de en iyisi buydu. Bir an önce hayatını düzenler. Yaşamını yoluna koymak için de zamanı olur iş değilse. Hayalet gibi oturmuşsun orada, korktum ya. Niye yatmadın sen? Sen yat, hadi canım. Ben de yatacağım birazdan. Oğlum uykun açılacak. Hadi yatağına. Murat'ı bekliyorsun değil mi yine? Ateşi çıkacak mı bakalım? Boş ver anne ya. Alıştık kız size. Ateş şuradan canavarı. Bunu da halleder. Uyusun, ben de geliyorum. Hadi bebeğim. İnternete takılıp kaldım. Yarınki tatil hakkını verelim. Bence yatması gereken kişi sensin anne. Tamam.
git yat, geliyorum ben de. İyi geceler. İyi geceler bebeğim. Geldi. Hadi kuzucuğum. İlaç saatin geldi. Bak kalkmazsan karnını ısırırım ha. Hadi anneciğim. Hadi canım benim. Hoppa. Aferin benim güzel oğlum. Hadi. Hadi. Şunları al bakayım. Aferin. Hadi canım. İşte bu kadar. Müracaat için kaç para istiyorlar? Söyle şunu hadi. Babanla konuştun mu, onu söylese. Babam mı? Parayı babandan alacaktın ya kızım. Uyuyor musun sen ya? Tamam da babam evde değil. Ya bir dakika, parayı hallederim ben, dert değil. Okey Semacığım, bay. Nurgül, konuşmamız lazım kızım. Oturun şöyle. Ne oluyor anne? Nurgül, şuradan sigarayı ver kızım. Kalsın istemiyorum. Anne, konsey toplantısı gibi, nedir bu? Bütün gece düşündüm çocuklar. Size açıklamaya karar verdim. Üçünüzün de artık beni anlayacak yaşta olduğunuzu düşünüyorum. Hı? Madem konu önemli, babam niye yok? Babanız bir daha bu eve gelmeyecek çocuklar. Anlamadım. Babanız evden gitti. Sanırım yakında boşanmak da isteyebilir. Anne, boşanacak mısınız? Bizi terk mi etti? Başka bir kadın var değil mi? Nurgül, nereden çıkarıyorsun bunları? Yoksa neden gitsin ki? Babam nasıl yapar bunu ya? Bilmiyorum. Belki bir bunalım yaşıyor çocuklar. Belki biraz yalnız kalmak istiyor. Ne yapacağız peki şimdi? Geç gelmesinin nedeni anlaşıldı. Sakın babanızı suçlamayın çocuklar. Sizden birinci isteğim bu. İkincisi,
herkesin başına gelebilecek bir şey bu. Ve bizim de hayatımızı etkilemeyecek. Yani etkilememesine çalışacağım. Sizler de... babanızın artık bu evde bizimle yaşamamasına... alışmak zorundasınız. Bu sizin babanız. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Ne yapacağız anne? Nasıl yaşayacağız? Bilmiyorum. Bildiğim şu. İş bulmak zorundayım. En önemlisi de bu evden bir an önce taşınmak istiyorum. Anne. Anne yapma. Bu evi çekip çevirecek parayı kazanmam imkansız çocuklar. Şunu hiç unutmayın. Size inanıyorum, güveniyorum. Ama bilin ki bugünden itibaren hayatımız değişiyor çocuklar. Hem de tümüyle.